Herkese merhaba. İlginç bir noktadayız Türk diplomasisi açısından. Sürdürülebilir olmasını istediğimiz bir çaba sarf ediyoruz. Nedir? Ukrayna ile Rusya arasında acaba barışın temininde bir millet olarak yerimizi alacak mıyız, alamayacak mıyız? Ve bu çerçevede baktığınız zaman nereye kadar bizim manevra alanımız olacak? Nerede tıkanabiliriz? Bütün bunları değerlendirmek lazım. Şu anda dünya gerçekten Türkiye'yi konuşuyor. Bu böyle hani gazeteci troll konuşması değil. Onu siz de biliyorsunuz. Yani şu anda Türkiye konuşuluyor. Niye? Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani bu ikinci olay. Yani birinci olay neydi? Antalya'da savaşan iki tarafın dışişleri bakanlarını, yani Kuleba'yla Lavrov'u, Mevlüt Çavuşoğlu böyle birini sağına birine soluna oturttu. İlk kez bir ay sonra, savaşın başlamasından bir ay sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sayesinde iki taraf yüz yüze bir görüşme yaptılar. Efendim, o görüşmeden zaten çok böyle ahım şahım müthiş bir beklentimiz yok idi. Niye? Çünkü savaşan iki taraftan bahsediyoruz birader. Yani savaş dediğin şey ciddi bir şeydir. Öyle ya buluştuk ne güzel, hadi burada da birer şampanya patlatalım, meseleyi çözelim denilecek bir durum değildir. Ama sonuç itibariyle bu Antalya buluşması o dönemde ara buluculuğa çok fazla sıvanmaya çalışan İsrail başta olmak üzere herkes açısından ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Niye? Çünkü Türkiye'nin diplomasi başarısıydı bu. Yani 2 kere 2, 4. Neyse. Şimdi tabii o geçti. Fakat sonuç alıcı müzakere sürecinin birdenbire İstanbul'a transfer olması ikinci şok oluşturdu bazı ülkeler açısından. Bazı ülkeler. Anlatacağım. Yani CNN'de soruyor, yani CNN International, bizim Türk değil, CNN International soruyor o ilgili videosunda, yani neden Türkiye? Değil mi? Yani bir yandan Antalya, bir yandan İstanbul, her gelen burada ayakta karşılanıyor. Yani Türkiye bir barış mimarı, bir barış mimarisi oluşturuyor kendi etrafında. Batılılar bunu biraz şaşırtıcı buluyorlar. Çünkü onlara belli lobilerin, uzun uzun anlatmayayım o lobileri, hepsini biliyorsunuz Yunanistan ve İsrail ittifakından. Ve o lobilerin kontrolündeki medyanın Türkiye'yi habire nasıl şeytan gösterdiğini, sürekli savaşan bir ülke olarak gösterdiğini, Kürtlere karşı etnik temizlik, Ermenilere karşı etnik temizlik, Libya'da bile etnik temizlikten bahsedildiğini her şeyi biliyorsunuz. Yani biz hakkında iyi konuşulan bir devlet değiliz arkadaşlar. Bunu bir defa hepimizin kendimize bir içselleştirmesi lazım. Sevmiyorlar. Belirli lobilerden bahsediyorum. Herkes sevmiyor değil yani. Tabii ki Türkiye'ye saygı duyan, Türkiye ile iyi çalışmak isteyen, İtalya var, İspanya var, yani herkes de bize karşı düşman değil. Ben bir de o tür yaklaşımları hiç sevmem, biliyorsunuz. Ülkemizin düşmanları vardır. Ülkemize soğuk bakanlar vardır. Ülkemizde işbirliği yapmak istemeyenler vardır. Ama bunun dışında hayli fazla sayıda da Türkiye ile beraber çalışmak isteyen, Türkiye'nin önemini bilen, Türkiye ile birlikte yaşamak isteyen başka milletler de vardır. Yani böyle bütün dünya Türkiye'ye düşman diye bir durum da yoktur. Ama düşmanlarımızın sayısı fazla olmasa bile finansal ve diplomatik ve askeri kapasitelerinin yüksek olması zaman zaman bizi zorlamaktadır. Böyle, bunu geçelim. Şimdi İsrail Başbakanı Naftali Bennett biliyorsunuz Moskova'ya gitti, oradan şeye geçti, Kiev'e geçti, bir takım hikayeler döndü. Fakat sonra anlaşıldı ki meğersem İsrail ile Rusya arasında Suriye zeminli müthiş bir anlaşma varmış. Var olduğunu tabii biliyorduk da
en azından faş oldu. Yani açığa çıktı. Ve bu anlaşma çerçevesinde İsrail elini kolunu sallaya sallaya hafta 8 gün 9 şeye giriyor, Suriye'ye giriyor. Nedense Rusya'nın kontrolündeki hava savunma sistemleri çalışmıyor ve İran'ı bombalayıp dönüyorlar. Şimdi böyle bir durumda sen Zelenski'nin yerinde olsan güvenir misin İsrail Başbakanı'nın arabuluculuğuna veya işleri kolaylaştırmasına? Güvenmedi tabii. Knesset'te, yani İsrail şeyinde de konuşmasında da laf çaktı sonuç itibariyle parlamentosunda. Ve İsrail de esasında Ukrayna'ya beklediğimiz veya Zelenski'nin beklediği bir desteği vermedi. Benzer durum Çin Halk Cumhuriyeti için de geçerli. En çok o ortaya çıktı son dönemde. Bırakın ben çözerim falan. Yok öyle bir hikaye. Çünkü sonuç itibariyle sen Birleşmiş Milletler zemininde olsun, başka zeminlerde olsun, Rusya'yı kollayan bir kimliğin var. Rusya'yı kolluyorsun ve o zaman muhataplarından biri de diyor ki arkadaş sen Rusya'yı kollamakta serbestsin, buyurun kollayın, bize bulaşmayın. Mısır bir ara çıktı. Tek tek anlatıyorum. Türkiye'nin başarısı. Mısır çıktı, daha çıkmasıyla püskürtüldü. Çünkü Libya'da Halife Hafter konusunda Rusya'nın müttefiki ya, Rusya ile çıkar ilişkisi var, müttefiklik ilişkisi var. Ve o yüzden o da şey yaptı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri son olarak ve Hindistan, hatta bir ara Güney Afrika Cumhuriyeti, hepsi böyle çıktılar. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol fiyatları konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne uzak durdular. Amerikan Başkanı Biden'ın telefonuna cevap vermediler. Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı Quattro diye adlandırdığımız Batı'nın oluşturduğu Amerika, Japonya, Avustralya, Hindistan dörtlüsünün en önemli devletiyken ve Batı tarafından da İsrail tarafından Amerika tarafından müthiş desteklenirken bir baktık Rusya'dan kopamıyor. Bütün mallarını ondan almış. Petrolünü ondan alıyor falan filan. Şimdi peki Ardan abi, Türkiye ne yaptı ki bu kadar güven şey yaptı? Türkiye'nin rolü ilginç. Bir defa Türkiye bir NATO ülkesi. Ve şunu hiçbir zaman saklamadı Rusya'ya karşı. Arkadaş ben bir NATO ülkesiyim ama bir de Karadenizli olarak bu savaşta ta 2014 yılından bu yana belirli bir politikam var. Ben Ukrayna'nın yanında yer alıyorum dedi. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin destekçisi benim. Öyle bir yanında yer alıyorum ki kendisine senin tanklarını konserve kutusuna çeviren Bayraktar 2 SİHA'ları ve mühimmatını da satıyorum. Kusura bakma, benden böyle dedi. Peki o zaman Rusya niye Türkiye'ye bu kadar saygı gösteriyor? Türkiye aynı zamanda Batı'nın bütün devletlerinin katıldığı bazı işleri yapmadı. Ne yapmadı? Hava sahası açık Rusya'ya. Dedi ki turistlerin geliyorsa gelsin, yani ben de bir şey yok. İki, hiçbir yaptırıma katılmıyorum. Yani Rusya'ya dönük hiçbir yaptırıma beni katamazsınız, benim bu adamlarla özel ilişkim var. Dedi Batı'ya. Özel ilişki şu, arkadaş orada Akkuyu'da nükleer santral yapılıyor. Ne bileyim ben, Türkiye'nin bir numaralı tahıl ithal ettiği ülke vesaire vesaire. Gaz işi var. Yani şimdi ben Almanya Rusya'dan gaz almanın bin tane yolunu çizerken ben Rusya'dan gaz almayacağım mı diyeceğim. Yani böyle bir hikayeler döndü. Rusya baktı ki evet, Türkiye Ukrayna konusunda rolünü, yani durumunu iyi lanse ediyor. Yani diyor ki sen çık bu
Ukrayna'dan. Asker masker sokma buraya. Ama öbür yanda da Batılı devletlerin ve NATO ve Avrupa Birliği'nin acil olarak geliştirdiği yaptırımlara katılmıyor. Böyle bir durum var. Ve bu tabii önemli bir şey. Bir anda NATO üyesi, ki bu sayede Rusya şu anda büyük bir olasılıkla bütün o müzakereler sürecinde NATO'ya dönük bütün mesajlarını yüksek ihtimalle Ankara'dan veriyor, Ankara üzerinden veriyor. Ama aynı zamanda Türkiye Rusya'nın en önemli ekonomik partneri. Ve bunu da bozmuyor. Ve Rusya'yı kışkırtıcı bir yapıda geliştirmiyor. Ve bu nedenle de ayrıca Rusya'nın şu anda yaşamakta olduğu sorunları, Türkiye kışkırtmadığı sorunları Libya ve Suriye'de. Şimdi bakın, kadim devletlerin kendine göre bir rotası vardır. Bu siyasetin de üstünde bir devlet anlayışıdır. Şimdi rakibimiz Suriye ve Libya'da bize çok vurdu, değil mi? Ama Türkiye bu süreçte, Rusya'nın zayıfladığı bu süreçte Libya ve Suriye'de daha itinalı bir politika izliyor şu an için. Şu an için. Yarın ipler koparsa ne olur ne biter bilemem. Ama şu anda Rusya şunu görüyor. Ha, Türkler bizi sevmiyorlar, Libya ve Suriye'de istemiyorlar ama benim de bu durumumdan yararlanıp oraları karıştırmıyorlar. Anladınız? Ve bu nedenle Zelenski ve Putin Erdoğan'ı güvenilir bulduklarını ikidir gösteriyorlar. Büyük bir olasılıkla eğer bir ateşkes sağlanabilecekse bu süreçlerin devamında, yüksek ihtimalle bu da bir Türkiye operasyonu olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden İsrail ve Çin başta olmak üzere bu savaştan kendine barış kimliği kazandırmak isteyen devletlere geçmiş olsun. Ha efendim, bundan sonra hiçbir şey olmayabilir, savaş kızışabilir, Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri ne olabilir derseniz, ha esas soru bu. Sonuç itibariyle bütün top Vladimir Putin'in ceza sahasında. Eğer Ukrayna'da yumuşama sürecini ilan ettiği gibi devam ettirirse Türkiye'nin rolü giderek büyür. Gerçekten büyür. Ama tam tersi, ne bileyim ben, 15-20 günlük bir aradan sonra o bölgede savaş Batı'nın ve NATO'nun kabul edebileceği çizgilerin ötesine taşmış bir vaziyette yeniden alevlenirse, şimdiden söyleyeyim, hiç kimse hayal kırıklığına uğramasın, Türkiye'nin bu tarafsız kimlikli politikasının sonuna gelinir. Yani NATO ve Batı şöyle der: ya bizdensin ya da başka bir yerden. Orada Türkiye'nin ben çok stratejik bir hata yapacağına inanmıyorum. Sonuç itibariyle bir NATO üyesi olarak o noktada bugünkü tarafsız politikalarını bir kez daha gözden geçireceğini düşünüyorum. Bu bir benim olsun istediğim bir süreç değil. Onu söyleyeyim. Yani bu, hani hep söylüyorum ya, olmasını istediğim bir analiz yapmıyorum ben burada. Gerçekçi noktadayım. Çünkü eğer senin ekonomin, ihracatının %55-60'ı Avrupa'ya ise, savunma konseptlerinin tamamı NATO bağlantılıysa ve doğal gazı Rusya'nın dışında istediğin yerden, Azerbaycan başta olmak üzere, bulabilecek bir kapasiten varsa,
O noktada işte o nokta olmamasını isterim ama o noktada yani olayın kontrolden çıktığının anlaşıldığı o noktada büyük bir olasılıkla Türkiye'de Rusya'nın daha net bir şekilde karşısındaki yerini alacaktır. Çünkü Batı anladığım kadarıyla şu an için Türkiye'ye bu tür bir manevra alanının yakıştığına inanıyor. Ve bu manevra alanının bir sonuç verebileceği düşüncesiyle de nefeslerini tutuyorlar. Ama nereye kadar? İşte biraz önce söylediğim gibi o kırmızı çizgilere kadar. Kalın sağlıcakla.